Herkese merhaba, ben İzzet Camcıoğlu. Bugün bu video ile birlikte yeni bir quadcopter toplama serisine başlamış bulunmaktayım. Bu videoda quadcopter'ın sahibi ve toplayıcısı Arda İnanç'la birlikteyiz. O toplayacak, ben sadece yardımcı olmaya çalışacağım. Aynı zamanda hem küçük, yani S500 toplayacağız, hem de uygun fiyatlı, maliyet olarak da daha düşük bir drone toplamış olacağız. Aynı zamanda yukarıdan çekim imkanı sunacak. Merhaba, ben Arda İnanç. Hobi amaçlı olarak drone topluyoruz bugün. S500 kullanacağız bugün toplayacağımız drone'da. Bu şekilde. Tamam. Şimdi kısaca bir parçaları tanıyalım bakalım beraber. Vallahi yok, bir şey zor. Evet, bugün toplayacağımız gövdenin parçalarıyla başlıyorum. Öncelikle gövdenin temel parçaları, orta merkezi oluşturacak parçaları. Bu diğerlerinden farklı olarak PDB'si kendi üzerinde, yani ekstra bir güç dağıtım kartı kullanmayacağız. Buraya bağlantı soketlerini, buradan iki tane pil çıkışı var. Diğerleri de ESC bağlantıları. Bunları bağlantıları yaparken daha detaylı görebilirsiniz. 4 tane kolumuz var. Bunların uçlarına motor bağlantıları olacak. En altta ray sistemimiz olacak. Ray sisteminin bağlantıları ve ayaklar. Frame genel hatlarıyla bu kadar. Altta ray sistemine bağlanacak pil bağlantısında görüyorsunuz. Frame genel hatlarıyla bu kadar. Kolay bir kurulum olacak. Frame'in kurulumu son derece hızlı geçecek. Ardından 500'lük frame'lerde genellikle kullandığım ve tavsiye ettiğim 2212 920 kava bu DJI tarzı çıkışı olan motorlar oluyor. Bunları alırken dikkat etmemiz gereken şey vida yönleri. O da şu şekilde oluyor. Bu vida bağlantılarının iki farklı renkte olması gerekiyor. Ki biri saat yönünde dönen, biri de saatin tersi yönde dönen motorlarda bu vidanın açılmasını önleyen ters kilit sisteminin çalışması için. Motorlar bu kadar. Motorların dışında pervanelerimiz var. Pervaneler 10-45'lik pervane kullanacağım. Motorun bu pervane ile performansını gösteren verilerini şu anda ekranda görüyorsunuz. Kullandığım motorun kendisine ait teknik veri tablosuna ulaşamadığım için eşdeğer bir motorun teknik veri tablosu üzerinden devam edelim. Burada 2212 920 kW'lık bir motoru ele alacağız. 3S lipo pil ve 1045 pervane ile değerlerini inceleyelim. Tam yük altında 13,4 amper akım çekecek. Bu sırada da 860 gram kaldırma kuvveti uygulayacak. Aynı zamanda motorun 55 derecede çalışmasına sebep olacak. %50 güç ile ise 250 gram kaldırma kuvveti uygularken 2,6 amper akım çekecek. Bu bölümü geçmeden önce buradaki değerlerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle thrust ile başlayalım. Bu değer motorun uyguladığı kaldırma kuvveti anlamına geliyor. Az önceki motorun 3S lipo 1045 pervane ile 860 gram kaldırma kuvveti uyguladığını söylemiştik. Bu şu anlama geliyor. 4 motor toplamda 3440 gram, yani yaklaşık 3,5 kilo bir kaldırma kuvveti uygulayabilir. Yani bizim toplayacağımız drone'un toplam kalkış ağırlığının 1,7 kilogramın altında olması gerekiyor. Bunun dışında motor seçiminde efficiency, yani verimlilik değerini de değerlendirmemiz gerekiyor. Bu değer motorun harcadığı watt, yani enerji başına uyguladığı kaldırma kuvvetini gösteriyor. Bu değer ne kadar yüksekse seçtiğimiz motorun verimliliği, yani dolaylı olarak uçuş süremizin artacağı anlamına geliyor. Burada dikkat edilecek bir diğer konu da kullandığımız motorun yükü arttıkça verimliliğinin düştüğü. Yani biz ne kadar az güçte drone'un dengesini sağlayabilirsek verimliliğimiz artacak, uçuş sürelerimiz uzayacaktır. Son olarak da motorun yük altında kaç amper akım çektiğini görüyoruz. Bu değeri ESC seçiminde kullanacağız. Burada dikkat etmemiz gereken konu, motorun tam yük altında çektiği değeri baz alarak ESC'yi seçmemiz gerekiyor. Bizim kullandığımız motor 13,4 amper akım çekiyor. Yani yaklaşık olarak 20 ila 30 amperlik bir ESC kullanabiliriz. Bunun dışında motorları besleyecek ESC'lerimiz, ESC'ler 0 amperlik ESC'leri 2-4S lipo ile uyumlu. Şöyle göstereyim. Onun dışında uçuş kartı olarak APM 2.8 kullanacağım. APM 2.8 ile birlikte GPS ve pusulasının modülü, power modülü ve titreşim önleyici kitini kullanacağım. Bunları da daha çok bağlantılarını yaparken o aşamada göstermeye çalışacağım. Aynı zamanda telemetri modülü için mini OCD kullanacağım. Burada bir lipo testerımız var. Bu drone üzerine sabitleyeceğiz ki pil
Belli bir seviyenin altına düştüğünde ya da drone herhangi bir şekilde kırıma uğradığında ses çıkararak yerini tayin edebilsin. Aynı zamanda GPS'i bağlamak için GPS sabitleyicisi ve telemetri modülümüzü de kullanacağım. Değil mi? Batarya olarak da HRB Power'ın 5000 mAh ve 50C çıkış değeri olan pili kullanacağım. 5000 mAh bu boydaki dronlar için ve özellikle 2212 920 kW'lık motorlar için bir sınır olduğunu söyleyebilirim. Bundan daha ağır piller ciddi yük oluşturup uçuşa engel olabiliyor. Evet, bu parçalar dışında kumanda olarak FlySky'ın FSI-6S modelini kullanacağım. Alıcı olarak da IA-6B modelini kullanacağım. Yani kumanda 10 kanal destekliyor ancak alıcı 6 kanal desteklediği için toplamda 6 kanallı bir kumanda kullanacağım. Bunun dışında mini OCD ve video gönderici kullanacağım. Kamera için ise sabit gimbal kullanacağım. Bu gimbal hareketsiz, sadece kamerayı tutmamızı sağlayacak. Üstünde titreşim önleyici parçaları mevcut. Gönderilen videoyu izleyebilmek için de İçin'in EV800 modelini kullanacağım. Kullanacağım parçalar genel hatlarıyla bu kadar. Bir sonraki videoda frame kurulumuyla başlayacağım. Frame kurulumu kolay olduğu için çabuk ilerleyeceğini düşünüyorum. Herkese kırımsız uçuşlar dilerim.